diyoruz ki Cenab-ı Hakk'a 100, 200, 500, 1000 bu değil de, tamam mı? Asıl istediğimiz Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'den bu maksatla okuduklarımızı kabul et demek için buradayız. Cemaatimizden de hatimler var. İnşallah programın sonunda bu hatimleri bağışlayacağız. İlahiler dinleyeceğiz. İnşallah bu akşam belki onlara layık sorunlar olamayacaksa da onlara onların yanında yüzümüz kareye çıkmasın diye böyle bir merasim tertipledik. Sizler teşvik ettiniz. İnşallah hep beraber burada şeref yap olur diye inşallah bu programı icra edeceğiz. Kabul eder bizden. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Sofradan gel, ümitsiz olmaz, ümitsiz.
Adam olmadıysa sünni olsa ne çıkardı?
kimse alevi olsa ne çıkar? Adam değilse, Kürt olsa ne olur, Türk olsa ne olur? Çünkü adamlığın kalitesini Çanakkale'de ırkı, rengi, dili neyse o adam göstermiş. Bir adam var ki oğlum dara düştüğünde şu duayı oku diyen Hamal Seyit Çavuş. Bir adam. Dev gibi bir adam. Irkı neydi acaba bilmem. Kürt müydü, Türk müydü? Alevi miydi, Sünni miydi? Ama anası ona dediydi ki oğlum sen öyle fazla okuma bilmezsin dua mua. Sıkıştığın yerde şu duayı yap dedi. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Onun da en sıkıştığı yer düşman gemilerinin geçer vaziyette gördüğü andı. Yerde çakar çakmaz bir top mermisi vardı belki. Onu da ancak 3-4 tane insan kaldırabilir. Tek başına bir insan heykel olsaydı onu kaldıramazdı. Madem kaldıramazdı, o zaman Allah'ın gücünden başka güç yoktur diyecek bir nizamı, bir düşünceyi o anda la havle diyerek ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ancak Allah isterse olur. Rabbim isterse sular müklüm müklüm durulur. Sakarya'nın sırtına Türk tarihi kurulur diye şahitler ondan dolayı kıymetli kardeşlerim, daha çok köylerde görev yapan arkadaşlarımızla bu akşam Mevlid-i Şerif Kur'an'ı ifa etmeye çalıştık. Biz sadece şuna şahitlik etmek istedik aslında. Siz ve biz. Ey ecdadımız, dedemiz. Anlatılır ya her birimizin dedesi ya akbuyruk ot yiyerek ya da başka bir ağaç kabuğuyla kaç öğün geçirdi bilemez. Onların şanında ve şerefinde belki isimleri bile unutulmuş büyük adamlarmış onlar. Onların torunları bizler çok küçük olduğumuzu ama onların adına da şurada onları şu mecliste anmak için bir araya gelmiştik. Eğer o ruh, o birlik ruhu, o gerçekten Seyit Çavuş'un anasının öğrettiği la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'tan başka güç kuvvet yoktur, onun güçlü kılacağından başka güç de yoktur. Onun zelil kıldığını kimse aziz yapamaz. Onun aziz yaptığını da kimse zelil yapamaz. Bilsin bunu Müslüman. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِغُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Allah istediğini mülküyle donatır, istediğini de mülkünden alır. Bunu en güzelini ecdadımız öğretmiş. Allah onlardan razı olsun. Onun için bu gök kubbe altında bir seda olsun diye bu merasimi tertip ettik. Beraberce burada bulunduk. Asıl olan bu milletin mayasında olan imandır. Kürdünde, Türkünde, Lazında, Çerkezinde. Asıl olan bu imanı sökmedik, alamadıktan sonra bu milletin kılığına kimse dokunamaz. Her zaman söylüyoruz. Her zaman da söyleyeceğiz. Yanlış yerlerde, yanlış hesaplar bu milletin iman duvarına çarpar. Kim ne yaparsa yapsın. Yunan'da görüldü, efendim Rum'da görüldü, bundan sonra görüldü. Kimin ne hesabı varsa iman duvarına çarpmak zorundadır. Çok uğraştılar imanımızı almak için, sökmek için. Bu gençliğin, bu müminlerin kalbinden iman haritasını alıp da onu egale etmek, yenmek için uğraştılar. Mümkün değil, mümkün değil, olamaz, olmamalı. Cenab-ı Zülcelal hepimize bu imanı ve çocuklarımıza da bu iman üzere yaşamayı nasip eylesin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin.
Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdini vehdina ilel hakkı ve ila tariqil müstakim. Bi bereketi hatematil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Fa'fu anna ya kerim. واعف عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينه ختمات القران العظيم وشرفنا بشرافه ختمات القران العظيم والبسنا بقلعه ختمات القران العظيم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة بحرمة ختمات القرآن العظيم Ey yerlerin ve göklerin sahibi olan ulu Allah'ımız, bizler ki günahkarız, sen Rahman ve Rahim'sin. Hiç şüphe yok ki çeşit çeşit suçlarımız, türlü kabahatlerimizi ızhar edip İtiraf ederek ya Rabbi huzuruna geldik. Ecdadımıza yakışmasak da onların yolundan ve izinden giden, gitmeye çalışan torunları ve evlatları olarak onların aziz ruhlarına hediyeler göndermek istedik ve buraya toplandık. Sen bu toplanışımızı hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Sen ki Kur'an-ı Azimüşşan'da onlara ölüler demeyin. Onlar bilakis diridir, siz şuurunda değilsiniz. Onların ruhlarını nasıl diri kıldıysan ya Rabbi, bizim de ruhlarımızı imanla dirik ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. O şehitler ki onlardan belki biri bizim bildiğimizin binde birini dahi bilmeyecek kadar az biliyordu. Ama kalbinde öyle bir imanı vardı ki hiç geri bakmadı. Kendilerini cephelere kilitleyen o ecdadımızın yolundan ve izinden bizleri ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, onlar ki yan safında duranın Kürt mü, Türk mü, Laz mı, Çerkez mi olduğunu bilmiyorlardı belki. Ama hepsinin kalbinde bir vatan aşkı vardı. O vatan ki orada ezan-ı Muhammedi okunacaktı. O ezan ki o Allah'ın birliğini haykıracaktı. O vatan ki orada Kur'an ebediyen baki kalacaktı. O vatan ki Müslümanın izzetine, namusuna, şerefine, haysiyetine orada halel gelmeyecekti. İşte onun için öldüler, her birimize bu şerefi nasip eyle ya Rabbi. Şu aziz cennet vatanımızın içinden ezanı hiçbir zaman dindirtme ya Rabbi. Onların göndere çektiği bayrağı oradan hiçbir zaman indirtme ya Rabbi. Onların imanla yaktığı bu şelaklık, bu ateşi söndürme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Onlar geriye bize bu cennet vatanı bıraktı. Her karış toprağında onların kanı vardır, canı vardır. Onlar bize dini de bıraktı ya Rabbi. Onlar bize İslam'ı bıraktı. İsmimizi Ahmet, Mehmet, Mahmud, Muhammed, Ayşe, Fatıma, Fatıma olarak koydular. Bizi mümin olarak yaşat, mümin olarak öldür ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Kur'an-ı Azimüşşan ayetlerini okuduğu hatimler yaptı. Şu anda hayır hasenat yapmak için seni zikrettik. Bütün bunlardan hasıl olan ecir ve sevabı evvela Hazreti Peygamber Efendimiz'in ruhuna, saniyen erdin evladın, ezvacın, etbağının ruhlarına, cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, bahusuz şehitler şehidi Hazreti Hamza'dan, bütün şehitlerimizin ruhlarına, gazilerimizin ruhlarına, bahusuz din, millet, vatan, mukaddesat uğruna mücadele ederken kalemiyle, diliyle ve bize bu dini, bu hakikati, hakkı, bu vatanı, bütün bu güzellikleri bize bırakan bütün büyüklerimizin ruhlarına hibe eyledik bu aşılık sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasreten babusuz şu anda amin diyen cemaatimizin de geçmişlerin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Şu merasimler ve bunun gibi merasimlerde madıyla
canıyla mücadele edip hizmet eden, sadaka-i cariye yapan kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin. Dilimizin döndüğü, gücümüzün yettiği kadar senden istedik ya Rabbi. Sen öğrettin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diye. Biz de senden istiyoruz. Senin kapında senden dilemiyoruz. Sen bu el açtık elimizi boş çevirme ya Rabbi. Bu aciz fakir kullarının dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin. Bizleri ecdadımıza karşı, çocuklarımızı da bize karşı hayırlı evlat olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi birbirimizi bozmak isteyen, bizi birbirimize düşürmek isteyen insan ve cin şeytanlarına fırsat verme ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e dirlik ver ya Rabbi. Birlik ver ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in aklını başına devşir ya Rabbi. Birbirlerini boğazlayan, birbirleriyle savaşan, her iki tarafta Müslüman olmasına rağmen hiç imanlarına bakmadan mümine kılıç çekenleri sen terbiye eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin. Küçük dünyamız aile fertleri içinde, yuvamızın her bir ferdini mutlu bir şekilde güzel bir dünya yaşamamızı nasip eyle ya Rabbi. Onun biraz daha geniş çerçevesi olan ayancığımızda huzurumuzu bozacak, bizi birbirimize düşürecek, kardeşliğimizi bozacak, bizi her türlü semavi ve arazi bütün bela ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Malımızı, melalimizi sana emanet ediyoruz. Sen koru ya Rabbi. Rızkımızı helalinden bol eyle ya Rabbi. Namert insanların kapılarında el açtırma ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.